seni bulurum. Bu adamı bana bul Baykal. Gerekirse silahlardan önce bu adamı bana bul. Geldin. Hoş bulduk. Ne bakıyorsunuz oğlum? Gelin beraber desenize. Seni ailemle tanıştırayım. Yağmur. Selam bacım. Ozan. Merhabalar abla. Hoş geldin. Merhaba Zeynep. Ben de memnun oldum. Çay olur. Sedat Talan. Avukat hanım, beni görmeden yapamıyorsunuz, kabul edin. Necip Talan'la alakan ne? Tanesi fazla olmuş ama. Yok o Aslı'nın. Ha, sana Aslı nerede? Evdedir abi. Gelir birazdan. Aslı kim? O da dördüncümüz. Çok pardon. Açmam lazım. Yoksa sabaha kadar çalar bu. Efendim Baykal abi. Zeynep'ciğim nasılsın? İyi abi, sen nasılsın? İyiyim ben de. Sana bir şey soracağım. Sen evine giren hırsızı görmüştün değil mi? Bana tipini tarif edebilir misin biraz? Yani nasıl tarif edeyim şimdi bilemedim ki. Karanlıktı da çok. Evime giren hırsız beyaz tenliydi, böyle açık kumraldı sanki. Benden biraz uzundu. Yaşı da gençti diye düşünüyorum. Hani böyle renkli gözlüydü o da galiba. Benim gibi bir kızdı. Haber çok pis uyumuşum. Ne yapıyorsun? İyi vallahi. Sana bakıyordum ben de. Ya lütfen bak Baykal abi. Babama bir şey söyleme. Sonra deli deli işler yapıyor. Sana da yaptırtıyor. Peki Zeynep'ciğim. Kim çevirdi sizi? Jandarma çevirdi Baykal Bey. Lan hangi jandarma elinizi halatla bağlayıp ormana atar sizi? Biz anlayamadık ki. Neresin kardeşim sen? Kastamonu. Oo, Kastamonu. Vay. Abi Küre Dağları harika değil miydi ya? Ya Horma Kanyonu? Aşağı bakma yoksa düşersin. Kışın çok güzel oluyor değil mi oralar? Şimdi soğuktur ama. Soğuk. Fanila giydin mi lan sen içine? Ne fanilası? Kastamonu fanilası. Giydim. Bu arkadaş hazır. Biz bu arkadaşı alalım, Kastamonu'ya bırakalım. Bir daha da İstanbul'dan dönmesin.
Ansar'cığım biz bu silahları bulabilecek miyiz? Merak etme. Ne zaman mahcup ettik sizi? Senden haber bekliyorum. Çok hızlı. Eyvallah. Kıtlama. Kıtlama şeker bu. Şimdi bacım sen bilmezsin. Şimdi bunu böyle kıtlıyorsun, ısırıyorsun yani. Böyle bak. Kıtlıyorsun. Ya böyle yanağın kenarına ya da dilinin altına koyuyorsun böyle, tamam mı? Ama yemiyorsun. Sonra bir yudumda çay içiyorsun üzerine böyle ama yemiyorsun. Şeker burada böyle. Çok güzel eriyor ağzında. Şu bizim arkadaki depoyu yaptırdım da çiçek gibi oldu bak gel gör. Ama bir işte bir rengine karar veremedim. Sen bir bak bakalım bir kadın gözüyle biz tam uyanamıyoruz bu renk işlere. Bir bak bakalım kavun içi mi olsun, vişne çürüğü mü olsun? Şimdi mi? Hemen şimdi. Bak bakalım. Ne oluyor Kara? Geliyorum şimdi. İyice düşün sen. Ya delirdin mi sen? Ne yapıyorsun? Aç şu kapıyı. Kara aç şu kapıyı. Böyle. Bazıları diyor ki sen niye bunun içine atmıyorsun? Atmıyorum. Çünkü böyle içince hem şekerin tadını ayrı alıyorsun, hem çayın tadını ayrı alıyorsun. Erzurumlu bir askerlik arkadaşım var. O gönderiyor. Diyor tertip diyor. Şeker göndereyim mi? Ben de gönder diyor. Çok özür dilerim yani. Siz ne anlatıyorsunuz ben? Kıtlama şeker. Abi sen ne anlatıyorsun? Hakikaten gözünü seveyim. Ben de kayboldum. Yani biraz da abla konuşsun değil mi ya? Siz gazetecilik yapıyormuşsunuz. Çok güzel. Ne tarz haberler seviyorsunuz mesela? Yani ne tercih ediyorsunuz? Yani ayırmıyorum. Hepsi çocuklarım gibi diyeyim. Ben müsaadenizi istedim. Teşekkür ederim bu arada çay için. Çok memnun oldum. Estağfurullah. İçseydiniz ya. Zeynep. Zeynep. Ya şimdi mi gelmiştin ya? Ben gideyim artık. Senin de belli işin var. Bu bizimkiler ayıp falan mı etti sana? Bunlar yapar şimdi. Yok yok. Hayır çok tatlılar. Bilemedim şimdi. Ya bugün ha böyle bir kalabalık bir gün oldu da. Bir dakika bekler misin? Ozan. Ha. Şimdi silahları motor mandık ama talandan götür. Hı hı. Evet ama talaya ama talanırsın. Ama tal film tikiz ama tahtı unutulur şimdi silahları. Eyvallah abi. Tamam. Cem atanla komutanım simidiniz de tamam daha gibi edersiniz. Hı. Buyur böyle. Hadi çabuk çıkın siz de hadi. Aynen abi mahalle yanmadan yavaştan çıkalım artık. Beyler, hadi çıkıyoruz yavaştan toparlanın. Hadi bakalım.